kültürsanat.com.tr için İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncularından Sevinç Erbulak'la birlikteyiz. Sezonun komedi türünde en iddialı oyunlarından Behiç Akın yazdığı, Tiyatro Evi tarafından sahnelenen Ayrılık oyununda sahne alıyorsunuz. Teksti ilk okuduğunuzda hem canlandırdığınız karakter hem de oyunla ilgili neler hissettiniz? Canlandırdığınız karakteri henüz izlememiş olanlar için biraz anlatır mısınız? Çoklu soru. Teksti ilk okumadan önce Fırat telefonda ayrılık oynayalım mı, Behiç Akın ayrılığını oynayalım mı dediğinde kendimi çok mutlu hissettiğimi hatırlıyorum. Çünkü oyunun metnini tabii ki hatırlıyorum. Yani ezbere hatırladım. Şu gün oynadığım gibi bilmiyordum ama seyrettiğim için daha önce ve okuduğum bir metin olduğu için böyle ağzımda bir tadı kalmıştı. Aa, o çok tatlı bir oyundu değil mi dediğimi hatırlıyorum. Okuduğumda sadece Fırat'ı gördüğümü hatırlıyorum. Çünkü zaten nicedir oyun metinlerini kendi oynayacağım üzerinden değil, kimle oynayacağım bilgisine sahipsem, eğer böyle bir eşleştirme yapabiliyorsam, metin okumasından önce biliyorsam, okurken gözümün önüne sadece Fırat geldi. Çok güldüm ve Fırat'a da telefon açtığımda Fırat cevabımı bekliyordu. Ay Fırat, inanılmaz eğlendim ve adam tam sen yani. Tam sen derken Fırat'la alakası bile yok. Bu adamı çok güzel oynarsın. Çok gördüm ben seni oyunda dedim. Peki kendini gördün mü dedi Fırat da bana. Tabii ki evet ama yani daha çok Fırat dediğim gibi. Sonra provalara çok lezzetli ve çok araştırma dolu provalara başladık. Ve giderek rol kişilerinden Fırat ve Sevinç olarak uzaklaştık. Uzaklaştık derken Behiç Bey'in burada isim de kullanmamasının, kadın ve erkek demesinin de en önemli sebeplerinden birinin, belki de tek sebebinin, bu izlenen oyunun, bu yazdığı oyunun dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yüzyılda, yani Neandertaller arasında da her döneme ve 8012'de de geçebileceğini anlatıyor. Çünkü işte kadın ve erkek işte iki farklı gezegen sonuçta. Bunların nereli olduğu, adlarının Mary, Sevinç, işte Joale fark etmediği ya da işte Ahmet, Mehmet fark etmediği. Dolayısıyla insanlara hiçbir şey söylemiyorum genelde izlememiş olan insanlara oyunla ilgili. Çünkü hem gelip görmelerini, Fırat'ın deyimiyle lütfetmelerini istiyoruz. Bu seyir eylemini. Çünkü her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var seyirciye. Sadece tiyatro seyircisine değil, resim galerilerinde koleksiyonerlere de, klasik müzik severlere de. İnsanların evden sokaklara çıkmalarına ihtiyacımız var. İnsanların evlerinden sanatlara çıkmalarına ihtiyacımız var. Onun için oyunla ilgili çok az ipucu veriyorum. Oyunumuz çok tatlı bir oyun. Gelip kendi geçmişlerini ve kendi geleceklerini, kaçınılmaz olan geleceklerini seyretsinler. Ayrılık adının aksine izleyicinin gülmekten yanak kaslarını ağrıtan son derece pozitif ve keyifli bir oyun. Turne de devam ediyor. Seyirci ilgisinden memnun musunuz? Nasıl geri dönüşümler alıyorsunuz? Çok çok memnunuz. Yani turne bir oyunun kalbi. Çünkü yaşadığınız şehirdeki nabzı zaten biliyorsunuz. Yaşadığınız şehirdeki yolları, sorunları, keyif anlarınızı, sizi üzen veya sizi mutlu eden şeyleri artık onlar avucunuzun içinde. Ama daha önce gittiğiniz bile olsa yaşamadığınız, bir de daha ballı kaymaklısı gitmediğiniz bir şehire gittiğiniz zaman birincisi keşif. Yani işten önce Hatay, Adana, Samandağ işte falan. Ya da işte İzmir çok seviyorsanız. Ben çok seviyorum İzmir'i. Fahri bir İzmirliyim. Turneler çok güzel geçiyor. Turnelerde oyuna olan ilgi çok çok yoğun ve çok tatlı. Sonra minik sohbetler de yapma şansımız oluyor. Turneler bana bir kere daha yaşadığım ülkenin ne kadar güzel bir ülke olduğunu, yaşadığım ülkedeki insanların ne kadar paylaşımcı, ne kadar açık, renk renk insanlar olduğunu gösteriyor. Yaşadığım ülkenin sisteminde bir sorun olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar paylaşmaya, buluşmaya ve birleşmeye yönelik bir seyir eyleyen kitle ve bu kadar bölmeye, çarpmaya, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye yönelik bir erk sistemin ta kendisi işte şu an. Çok da enteresan bir günde yapıyoruz bu arada sohbeti. Yani ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz ama bugün enteresan işte. Dolayısıyla ben tepkilerden çok memnunum. İnsanların bu sıkışmışlıkta gülmeye gerçekten çok ihtiyaçları var. Fırat hep öyle diyor. İzin verirlerse 1,5 saat güleceğiz diyor. Gülmek izin alınması gereken bir eylem değil. Gülmek ayıp değil. Şimdi gülmek falan ayıp oldu ya.
yaşadığımız ülkede kadının gülmesi ayıp oldu falan. Şey. Müthiş. Serotonin bir kere yani. Muhtemelen serotonin yoksunlarının düşman olduğu bir kavram. Gülmenin kendi beden ve ruh sağlığına ne kadar iyi geldiğini bilmeyen insanlar tabii gülmeyi yasaklar. Önce de bunu kime yasaklar? Sofrada yeri öküzümüzden sonra gelen kadınımıza yasaklar. Onun için izin verirlerse kadın seyircimizle erkek seyircimizle biraz gülüyoruz. Zaten biz izin almıyoruz. Ne güldürmek için ne o izin verirlerse işin Fırat'ın söylediği bir gag yani. Kimseden izin almıyoruz. İşimizi yapıyoruz. İnsanlar da birlikte gülüyoruz. Biz de gülüyoruz çünkü. Biz de eğleniyoruz. Seyirci de eğleniyor. Kısmetli bir oyun. Yani havaalanlarında çok görüyorum oyunun kostüm hurcunu, minik dekor aksesuarlarını. Bu önemli bir şey. Yani anneannem öyle dermiş, annem hatırlatıyor. İşte ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider kızım dermiş anneme. Bu oyun dolaşıyor belli. Umarım sadece ülkeyi dolaşmakla kalmaz. Umarım dünyayı da dolaşmaya başlarız. Çünkü çok uzun bir süre oynamayı düşünüyoruz. Mesela bundan bir 10 yıl sonra oyunda ne gibi farklılıklar olabilir? Biz sizce? Fark etmiş olacağız. Biz biraz yavaşlamış olacağız belki artık hayatta. Fırat ve ben değişmiş olacağız 10 yıl kadar. O ne kadar olacak bilmiyorum. Şimdi 30'uma bakıyorum, 40'ımın arasında fark görüyorum yani. Öyle bir hedefimiz var, öyle bir romantik hedefimiz var. Neden olmasın dediğimiz. İşlerimize, aşklarımıza, her şeyimize, başka işlerimize ve yaratıcılıklarımıza devam ederken niye yani 10 sene oynayamayalım? 40, şu anda 42 yaşındayız Fırat'la. Yaştaşız. İşte 50'ler, 52'lerde çünkü çiftin yaşı da yok. Sadece bence bunu belirtmemesine rağmen Beyç Bey, yazarımız Beyçak, biraz yaşamış olmaları gerekiyor. Böyle birkaç ilişki eskitmiş, işte en azından nihayetinde evlenip ayrılmış bir çift yani sonuçta. Böyle 20'lerinde olmadıkları çok kesin ama 40'larında da olabilirler, 50'lerinde de olabilirler, 80'lerinde de olabilirler. Çünkü çok uzun süreli evlilikler de biliyorsunuz boşanmayla sonuçlanıyor. Bu sabah arabada annemle konuştuk ya. Allah Allah diyor annem. 25 sene evli adamı boşuyor diyor. İşte diyorum nereye kadar doluyorsa artık 25'te bari yalnız öleyim falan diyor olabilir yani. Bir yaş sınırlaması getirmediği için dediğim gibi. Valla tek bir seyirci geldiği güne kadar oynayacağız herhalde. Peki, ikili ilişkilerde ayrılık konusuna sizin bakışınız nasıl? Bezelye ve marulu bir arada tutan ve iten sebepler neler size göre? Ben bunun bir tane cevabı olduğuna ya da benim söylediğim şeyin bir cevap doğru bir cevap olduğunda yani böyle bir şeye inanmıyorum. Bu göreceli bir şey ve bencesini söyleyebilirim ancak. Bu bencede de her yaptığım röportajda farklı bir cevap veririm. O da şundan ötürü. Bugünküyle yarınki arasında farklı bir cevap olmaz ama ben bu soruya 20'li yaşımda pespembe bir cevap verirdim. Sürmesinin nedeni aşk. Çünkü aşk bitmiyor. İşte falan gibi bir şeyler söylerdim. Şimdi değişti tabii ki bu fikirlerim. Ayrılıkla ilgili görüşüm hayatta her şeyin bitmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani zorunda yanlış bir kelime oldu. Bittiğini düşünüyorum. Ömür gibi. Yaşam gibi. Döngü. Doğal bir akış. Evet. Bir döngü. Yani ömür de böyle bir şey. Yani ömür bitiyorsa aşkın, tutkunun, sevginin filan bitmemesine imkan yok. Hani diyorlar ya aşktan şuna dönüyor buna dönüyor. Çok sanmıyorum. Şöyle olabilir. Tabii ki aşktan bir şeylere dönüyor. Şekil ve renk değiştiriyor ama uzun soluklu sağlıklı ilişkilerin sürmesinin bilmiyorum önemli nedenlerinden biri sadakat olabilir. Bir meziyet olarak söylemiyorum. Bir meziyet değildir. Sevdiğimiz her şeye sadık olmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Bunun bir gereklilik olarak değil hislerimizin bizi böyle güdülemesi gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. İlişki biçimlerime sadık biriyimdir. Sadece erkek arkadaş, karşı cins ilişkileri değil. Yani ilişki severim. İlişkinin kendisini sahiplenmeyi severim. İlişki içinde olduğum insanı değil. Onu korumayı severim yani. Dolayısıyla sadakati çok önemsiyorum. Bir üst ya da alt başlık olarak değil ama bunun içine tabii ki dürüstlük giriyor. Bence bütün ilişki biçimlerindeki çok altın bir anahtar. Aşkının hafiflediğini itiraf etmekte de ki bu bir itiraf değildir paylaşmak. Sevginin büyüdüğünü itiraf etmekte de. İlk aşık olduğun anı söylemek bile yani bunların hepsi dürüstlük gerektiriyor. Belki bu bir ölümü erteletebilir yani sonuçta ölünecek ya yani. Ondan çok eminim ama. Dürüstlük, sadakat. Bir de dünya görgüsü ve bilgisinde aynı manzarayı seyretmeyi sevmek. Tabii ki aynı yerden bakmak. Yani aynı insan olmak değil,
aynı rengi sevmek, aynı hayvanları sevmek, aynı giyinmek, o kırmızı pantolon eşi kırmızı falan, bu değil yani. Böyle bir benzeşmek değil. Görünmeyen bir şeyin benzeşmesi aralarında. Yani onu anlatırsam çözüm getiremeyecek bile olsa, ki ben hiç kimsenin bir diğerinin çözümü olduğunu da düşünmüyorum. Beni duyar, beni dinler demek belki hikayesi, kendi hikayesinde. Bunlar sürmesini sağlayabilir. Bütün ilişki biçimlerinin içinde, sadece aşk olanının değil. Yani anne çocuk, baba çocuk, anne baba, sevgililik, öğretmen öğrenci. Bunun dışında da kendi ayrılıklarımı hatırladığımda, tabii ki yaşarken böyle tarif etmeme rağmen, her şey bitiyor sevinç dedim dememe rağmen, tabii ki ayrılık negatif tınlıyor ve ayrılmak istemiyorsam, kabullenememişsem, bana o sırada doğru gelmiyorsa, bir mücadele içine giriyordum. Dum işte, o yüzden cevaplarım farklı. Şimdi böyle kırkları devirdikten sonra insana çok güzel şeyler oluyormuş. Söylüyorlardı, ben hemen bunlara abanıyor falan, kendilerini avutuyorlar diyordum. Öyle değilmiş. Belki de şu anda da ben de kendimi avutuyorumdur ben bu arada. Burada da bir dilemma haklı olabilir yani. Şimdi biraz değişti. Şimdi her neyse, bir şey benden ayrılmak istediğinde, bu bazen bir nesne bile olabiliyor yani. Ben bir nesne bağımlısıyım çünkü aynı zamanda. Bunu anlıyorum. O bir cansızı da canlıyı da anlıyorum ve onun ayrılma zamanının geldiğini düşünüyorum. Benimki gelmemiş bile olsa. Varsa öyle bir ilahi adalet, isterim ki ayrılmak isteyen canlılar birbirlerinden aynı anda ayrılmak istesinler ki gene kalp kırılır. Ayrılmak istemenize rağmen ve ayrılmak istemesine rağmen el sıkışarak da anlaşsanız, robot değilsen, yani çipini değiştiremiyorsan, gene kalp kırılır. Ama her kalp kırıldığında da bir kalbimiz olduğunu hissederiz. Onun için o kadar da fena bir şey değildir kalp kırıklığı. İsterim ki eş zamanlı olsun, karşılıklı olsun ayrılık talebi, konu ne olursa olsun. Bu anlamda ayrılmalar beni artık çok, eskiden çok etkiliyordu. Şimdi o kadar çok etkilemiyor. Yaşıyorum, içinde kalıyorum o hissin, ama sonra yaşamın devam ettiğini fark ediyorum. Çünkü bütün bu devam eden sürecin de bir gün biteceğini ve çok da o bittikten sonraki an ne olacağını bilmeme merakından da ötürü, insanın böyle bir acele edesi de geliyor yani. Tamam abi, bu şimdi arkamda kalsın o zaman, çünkü benim bir hayatım var. Yani kendime kıymet veriyorum, nicedir. Kısa bir nicedir ama bu iyi geldi. Bir sürü şey yaşıyorum gene kendi içimde, negatif pozitif. Ama sonra diyorum ki, seni seviyorum Sevinç. Devam edebilirsin diyorum yani. Önüme bakıyorum. 2002 yılında Gözünü Kırpma Düşerim adlı kitabınız çıkmıştı. Yazmayla ilgili yeni çalışmalarınız var mı? Mesela tiyatro oyunu yazmayı düşünüyor musunuz? Allah korusun, hayatımda var. Öyle bir yeteneğim yok. Çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Tiyatro oyunu. Yani yazmanın çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum zaten. Artı tiyatro oyunu yazmak yani. Şu an hiç böyle bir düşüncem yok. Ama şimdi hayatta yazmam falan da demeyeyim. Çünkü onu da hayat öğretti yani. Hayatta yapmam, yazmam, hiç öyle kelimelerim yok. Ama hiç böyle bir hayalim yok. Onu söyleyeyim. Denemiştim çünkü ve çok kötü olmuştu. Yazıyorum kendime başka, yani öyküler ve hikayeler yazıyorum. Bazen de böyle günlük diyemeyeceğim işte, o anlık yazıyor, anlıklar yazıyor olabilirim belki. Aa, çok iyi oldu. Kitapta o bölüme bir isim arıyordum. Anlıklar bile olabilir. Öyle bir çalışmam var. 2 sene önce ya, böyle bir yaz boyunca yazdığım duruyor. Şimdi ona dönüp bakmak durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü böyle başka birinin yazdığı bir şey kadar uzak şu anda bana. Onlara bir dönüp bakacağım, ama ona dönüp bakabilmem için sadece ona bakabildiğim bir zaman dilimine ihtiyacım var. Onu çok yani şükürler olsun ki öyle bir zamanım olmadı. Geçen Mayıs'tan bu yana bir senedir neredeyse. Hiç de fena değil. Nadas oldu yani bir şekilde. O dosya bir nadasta bekledi. Çöp de olabilir. Dolayısıyla Demleniyor. ürün Yani şu vermemiş de an olabilir. demlenmekte diyorsunuz. Yani o da demleniyor da olabilir. Tadı da kaçmış olabilir. Belki güncelliğini yitirmiş olabilir. O anlıklar, yani şu an adını bulduğum anlıklar, biraz tabii şu anda 2 senelik, yani 2 seneye aitti. Var öyle bir hayalim. Hayalimi gerçekleştirmek isteyen bir yayın evi de var. Tabii bir de böyle bir şey bu. Ben de hazır hissettiğimde, geçenlerde böyle denediğimde,
kötü bir şey oldu. Yani basılacağını bilme duygusu bana başka bir şey yaptırdı. Ben yazarken öyle yazmıyorum. O iyi bir his değilmiş. Yani birinin okuyacağını bilerek yazmakla kendine yazmak arasındaki onundaki başka gezegenmiş. Ben yayın evine bir tanesini yollayayım diye şöyle bir geri dönüp baktım ve ya şurasını bir çekiştireyim. Normalde çok güzel çekiş, yani yerine bir başka bir şey, başka bir kelime koyabilirim. Kendim yazarken serbest bir yazımda. Siz okumayacaksınız yani onu. Baktım ki birine yollayacakken böyle bir şey uyguluyorum. Böyle onu fazla düzeltmeye çalıştım. Ben sevmem öyle fazla düzgün olan hiçbir şeyi. Çok hesaplı, çok ayarlı. Yazı da böyle bir şey değil çünkü. Sevdiğim yazarların da böyle yazdığını düşünmüyorum. Öyle yazıyorlarsa da şahane. Bana hissettirdikleri şey bu değil. Yani kendini durduramamış ve o birdenbire ondan habersiz basılmış gibi geliyor. Benim aşık olduğum yazarların metinleri bana. Böyle üzerinde çok uzun düşünülmüş ve mükemmelleştirilmiş cümlelerden oluşmuyor yani benim sevdiğim yazarlar. Çünkü ben mükemmellik kavramını sevmiyorum. Hiç inanmıyorum zaten öyle bir şeye. Bunda ısrar eden insanlarla da problemim var. Ama bunu uyguladığımı gördüm. Onun için hemen kapattım bilgisayarı. Bekle dedim, şu an zamanı olmayabilir. Zamanın, yani Tanrı varsa adı zamandır. Buna çok inanıyorum. Zaman kavramını çok kutsal buluyorum ben. Dolayısıyla biraz bekleyecek şu anda gibi geliyor. Hiçbir acelesi yok zaten. Hiç de basılmayabilir. Yarın da basılabilir. Falan. Müstahak Tiyatro Gazetesi'nde yaptığınız röportajlarda konuklarınıza hayali yemek sofranızda kimler olurdu diye bir soru soruyorsunuz. Ben de benzer bir soruyu size sormak istiyorum. Hayali bir tiyatro oyunu yazdınız ve yöneteceksiniz. Oyunun adı ne? Türü ne? Kimler oynayacak? Hatta bir soru daha var. Oyunun kısa bir tanıtımını yapar mısınız? Ama onu cevaplamak zorunda değilsiniz. Çok fazla soru arka arkaya oldu. Oyunun kısa tanıtımını yapamam. Daha kimler oynar? Hayali. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir tiyatro oyunu yazabileceğime hiç inanmayan bir yerden bu fantastik soruya fantastik cevap, gerçeküstü cevabımı veriyorum. Çünkü ben böyle soruları çok severim. Hem yazıp hem yönetiyorsam aklımı kaçırmış olmam lazım. Onun için umarım bunu yapmıyorumdur. Ya sadece yazmışımdır ya biri yazmıştır ve ben uçmuşumdur onun metnine. Sadece yönetiyorumdur. Çünkü öbür türlü yani metne de hakimim. Yönetmen çok yorarım ekibi. Hiç onu yapmayayım bir kere. Yani fanteziye yani gerçekçisi biraz müdahale ediyorum. Kontrol freak halinde. Tahminimce dünyada bugün olanlar var. Ve dünyada bugün bu olup bitenlerde beni üzenler var. Üzenler var. Ama böyle mendilli bir seyirlik değil. Hani böyle içi kıya kıya, göze soka soka anlatan bir şey değil. Belki biraz daha metaforik olabilir metnin içi. İnsanların böyle ah bunu mu diyor dediği, ay orada da bunu söylüyor dediği, biraz böyle selamlamak ya da saygı duruşu duymak üzerine kurulu olabilir. Yani yaşanan pek çok acıya, ortak acıya. Yani çünkü bugün burada olan bir acıya, işte Çin'de biri üzülmüyorsa, üzülene kadar bu dünya yanacak yani daha doğrusu. Bugün Endonezya'da küçük bir çocuğun ama yaşam hakkı, ama işte eğitim hakkı, hiç yani insani herhangi bir hakkı elinden alınıyorsa, ölüme falan gitmiyorum bile yani. Yani onu saymıyorum bile. Çünkü biz çocukları ölen bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Yani bunu körler bile görüyor, hissediyor en azından. Yani bugün gerçekten Endonezya'da böyle bir şeyi duyup ben bunun için üzülmenin dışında bir şey yapmıyorsam, eşittir aynı hep karşılıklı. Bu dünya yanmaya devam edecek. Dolayısıyla dünyanın yandığı bir oyun görüyorum sahnede şu anda sorduğunuz için. Bayağı cayır cayır yanıyor yani dünya. Kuşkusuz içine gene söndürmeye çalışan insanların gayretini de, umudunu da sokuyorum ben. Bilmiyorum, yazmışsam da yönetiyorsam da. Oynamasını istediğim oyuncular var. Yani tık 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 diye geldikleri için aklıma. Sevil Akı olsun isterdim.
büyük hayranlık duyduğum bir meslektaşım. Yiğit Sertdemir olsun isterdim. Ali Can Yücesoy olsun isterdim. Serkan Keskin olsun isterdim. Esra Bezen Bilgin olsun isterdim. Özlem Zeynep Dinsel oynasın isterdim. Ve Zeynep Ekin Öner oynasın isterdim. Bu arada bunlar şu an kaç isim oldu bilmiyorum. 6-7 oldu galiba. Hani ilk aklıma gelenler daha var. Var. Yani ay, çok kalabalık oluyor oyun. Şu anda hepsi üşüşüyor kafama. 30 kişilik falan bir oyun olabilirdi. Rollerden rollere giriyor olabilirlerdi. Çünkü saydığım isimler de öyle isimler. Ben çok yönetmek istemiyorum galiba. Ben sadece yazmış olayım. Birlikte yönetelim. Çünkü bu tayfa aynı zamanda çok güzel oyunda yönetebilir. Adını hiç bilmiyorum. Adı ne olurdu ama. Hani batsın bu dünya falan demek geliyor içimden. Ya muhtemelen umutlu bir isim olmasını isterdim. Böyle bir şey bile anlatsak. İnsanların da dediğim gibi çok dürtüldüğü ve rahatsız edilerek dürtüldüğü bir tiyatro oyunundan ziyade izlediği şeyle kendi hayatı arasında bir bağ kursun isterdim ve ne demek istediğini anlıyorum demesini. Ben böyle oyunları ve oyuncuları çok seviyorum. Ya da müzikleri ya da resimleri, tabloları. Yani böyle baktığım zaman mesela yan yana baksak o ne ya falan diyeceğiniz bir şey. Sizin veya benim yani. Kimin anlamadığı önemli değil. Birinin seni çok iyi anlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum demesi çok önemli. Çünkü bence insanlar birbirlerinin ne demek istediğini anlamadıkları için dünya yanıyor. Ne demek istediklerini birbirimizi dinlemediğimiz için dünya yanıyor. Onun için hani özellikle sanatta duyurabilmeyi hedeflediğim bir şey olsun isterdim. Bunun yolunu da en basitten anlatmaktan geçtiğine inanıyorum. Herhalde böyle bir şey denerdim. Yani. Denerdik bu ekiple zaten. Öyle bir ekip olsaydım da. Hayali sorulardan bir tane daha sormak istiyorum sizin gibi. Biyografik roman yazacaksınız. Henüz biyografisi yazılmamış kimin hayatını yazmak isterdiniz? Yazılmamış mı olması gerekiyor? Yazılmış da olabilir. Fark etmez. Anneannemin hayatını yazmak isterdim. Bence çok ilginç bir hayatı olmuş. Annemi daha geç doğuruyor. Annemi aldırmaya giderken dayım kapıya geliyor. Anneannemin annesinin de yani kadın hikayeleri yapmak isterdim. Muhtemelen kendi köklerimin üç kadınını. Mesela anneannemin annesi, anneannem ve annemin üçlü biyografi yapmak isterdim. Yani şey birini seçmiyorum. Hayranlık bu kadınların üçüne de çok büyük hayranlık duyuyorum. Ama hani böyle bildiğimiz Chaplin mesela bir sevgilimdir. Oscar Wilde yani bir sevgilimdir ama herhalde onların 8300 tane biyografisi vardır. Ben bu üç kadının yine yazmak isterdim. Eğitimle ilgili çalışmalarınızdan, atölyenizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz eğitim alanında? Bizim bir okulumuz vardı, hala var. Sadece şu anda benim için bir isim o ortaklığı bile değil, benzerliği var. Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'ni açmıştık 3 sene önce. Ben 2 sene içinde sahne uygulaması eğitmeni yaptım. Çok büyük bir keyifle. Sonra bir anlayışlardan ötürü bizim yollarımız ayrıldı. Çünkü ben 18 senedir devam ediyorum zaten. Yani yeni başladığım bir şey değildi. Şimdi devam ediyorlar ablam ve eşi ve ablamın oğlu. Birincisi oradan çıktım. Şeye devam ediyorum, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne devam ediyorum. Benim mezun olduğum okul, yaklaşık 18 senedir orada ders veriyorum. İşte 180 sene yaşarsam 180 sene daha ders vermeye devam edeceğim bir yer. Orası beni çok besliyor ve çok değiştiriyor. Ben değişmeyi seviyorum. Yani mesela bu röportajda herhangi bir röportajımda verdiğim cevapları 2 senede bir filan aynı sorular tekrar edilse umarım aynı cevapları vermiyorumdur. Vermem diye düşünüyorum kendimle ilgili. Çok belirgin şeyler dışında. Çünkü insanların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar değişerek vazgeçiyor. Değiştikleri için vazgeçiyorlar. Değiştikleri için kopuşlar yaşıyorlar. Benim sürecim böyle gelişti mesela. Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi. Hani takdir edersiniz ki çok kıymetli bir soyadım var benim. Ama bu böyle
övünç duymanın ötesine geçtiğim bir şey değil ya. Ama çok övünç duyulacak bir babanın, annenin evladı olduğunu düşünüyorum. Maharetli bir şey olduğu için değil, değerini biliyorum bunun. Ve mesela babamın imzasından logo yapmış bir okulun içinde kalmaya devam etmeme isteği o kadar kolay bir istek değil. Yani böyle artık hayat o kadar keskin köşelerden oluşmuyor, böyle 20'li yaşların ergen tripleriyle ben de ders vermiyorum o zaman burada falan değil yani. Daha derin, daha zor kararlar bu yaşlarda. Daha kalp kıran kararlar ama aynı zamanda da kalbi kuvvetlendiren de kararlar. Yani o kopuş o kadar kolay bir kopuş olmadı benim için. Sonra da dedim ki ben sadece açtığımız bir okulun içinde eğitmenlikten kopuyorum ve bunu da 20 yıla yaklaşan eğitmenlik hayatımda orada bir şeyin yanlış gittiğini düşündüğüm için yapmak istemediğimi söylüyorum. Bunu da kendi soyadımdan bile daha değerli buluyorum. Bana ne isterse adı patatesler okulu olsun. Birdenbire öyle oldu benim için enerjisi. Tabii ki devam ettiren insanlar için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani herkes kendisi bir şeye inanıyor ve biz burada bunu yapıyoruz, böyle eğitiyoruz diyor. Ben de diyorum ki öyle eğitilmez. Mesela bu bir örnek. MSM'dekinden şöyle çok mutluyum. Öyle olması gerekiyor diye düşündüğüm bir şey oluyor orada. Çok farklı. Bu arada tabii bizim okul biraz daha kurs mahiyetindeydi. Şimdi benim ders verdiğim MSM meslek seçimini bu yönde seçmiş öğrencilere verilen bir dersten oluşuyor. Dolayısıyla başka türlü bir yürek koyuyorsunuz. Çünkü oyuncu olmaya isteğiyle gelmiş çocuklar. Onlar onun deniz yıldızları yani. Şahane öğretiyorlar. Benim böyle ilk 7-8 senem şeydir eğitmenlikte. Kendimi çok fena hatırlıyorum yani. İstek ve heyecanla bir şey öğretmeye çalışıyordum. Aslında güdüsel olarak yanlış değildi hissettiğim şey. Ama öğretmenlik yapılarak, öğretmek, öğrete öğrete ve yanlış yapa kendini tali yoldan ana yola çıkaran bir şey. İlk birkaç sene tali yolda veriyorsunuz o eğitim. Olmuyor yani. Hani hevesli, heyecanlı ve sert oluyorsunuz muhtemelen. Sertten kastettiğim öğrenciye sert davranmak değil. Öğretme aceleciliğinde bir sertlik uyguluyorsunuz kendinize ve öğrenciye ve olmuyor. Yani. Sonra aslında öğretme ediminin trombolininin, bu bir ağaçsa onun kökünün almak, önce öğrenmek olduğunu fark edip bayağı böyle çocukları yemeye içmeye başlıyorsunuz yani. Ve hepsinin başka biri olduğunu görüyorsunuz. Farklı olduklarını görüyorsunuz ve başlıyorsunuz oradan davranmaya. Ben de böyle oldu. Ve değişiyor. Nereden öğrettiğiniz değişiyor, nasıl öğrettiğiniz değişiyor. Çok zevkli bir hale geliyor. Yaklaşık işte 10 senedir falan Müjdat Gedan Sanat Merkezi'nde bunu yaşıyorum. Çok mutluyum orada eğitmenlik yaptığım için. Bir de hayatıma 3 senedir şehir tiyatromuzun Darülbedai atölyesi girdi. Çok benzer bir mutluluğu da orada yaşıyorum. Çünkü başka meslek gruplarından ve yaşları 30 ile 60 arasında değişen insanların geldiği bir farkındalık atölyesi. İşte onun adı atölye. Gerçi ben MSM'deki dersimi de atölye diyorum. Çünkü birlikte deniyoruz. Atölye bunu tam karşıladığı için bir öyle bir ders adı. Yani atölye deyince hani insanların kafası belki karışıyor ama şey o yani. Bakıyoruz işte ya. Oyunculuğa bakıyoruz. Ne oluyor diyoruz yani. Bir şeye bakmak. Atölye öyle bir şey ya. Evet. Denediğin ve hani yanlış kağıdı yazıyorsan işte yanlışsa buruşturup attığın bir şey. Israr etmediğin bir şey yani aynı yerden yapmakta. Atölye bana biraz öyle geliyor. Okul kavramı çok öyle gelmiyor evet. Yani mesela. Okulda böyle bir sistem var, bir parçasıyım. Bu Baraka filmi gibi yani civcivi alıyor, sağlıklıyı buraya, sağlıksız ona o görev verilmiş gibi. Hayır, biz böyle sağlıksız olduğunu görüyoruz ama bir dakika diyoruz onu da yani onu iyileştirmeye çalışmak. Katılımcının kendini anlamaya çalıştığı. Aynen. Amerikalıların yeniden keşfedilmediği çünkü zaten bir tane var ve biraz evet aynen böyle keşif gibi. Ama benim MSM'deki dersim de budur. Erbulak'ta da uyguladığım hep buydu. Çünkü ben buna inanıyorum hayatta. Ondan sebep ben bu yerlerde ders vermeyi çok, her yerde ders vermeyi çok seviyorum. Yani şu an ders vermeye devam etmediğim için yanlış anlaşılmasın. Erbulak'ta da çok mutlu ve çok memnundum yani. Ablam ve eniştemle yaşadığım bir şeydir. Yani oradan orayla ayrılma ve
artık devam etmeme kararı. Yoksa yapmaya davrandığım şeyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Zaten ona duymaya devam ettiğim saygıdan ötürü böyle bir şey oldu yani. Ben çok memnunum. Sahneye çıkmak bitebilir mesela. Hani inanamıyorum böyle bir cümle kurdum ama böyle hissediyorum. Bir şey olur ve çıkmayabilirim yani. 3 sene, 30 sene, 5 bilmiyorum yani yapamazsın diyorlar ama yok diyorum. Ama sadece eğitmenlik elimden alınmamalı. Yani zaten bunu benim elimden kim alabilir? Çünkü her yerde eğitebilirim. Bir tek o alınmamalı çünkü öğrencime gitmeyi bile seviyorum. Yani sabah derse bile sevgiliye gider gibi gidiyorum. Mezun olduklarında her zaman arkadaşlık üzerine kuruyorum ilişkiyi ama mezun olduklarında gerçekten arkadaş oluyoruz ve iki tane tezin danışmanlığını yaptım mesela bu sene. Bu senenin en güzel akşamları olarak hatırlayacağım o 4-5 akşamı. Çünkü kafasına güvendiğim birkaç arkadaşımı da çağırdım ve böyle bir baktım. Biz böyle yazarları konuşuyoruz, kavramları konuşuyoruz falan yani. Survivor'ların seyredildiği bir cumhuriyet. Evet. Biz böyle ya ne demek orada o zaman onu mu diyor, annesiyle mektupları kim çevirebilir falan diye böyle şahane iki tez hazırladılar. İki konuyla da ilgili bir şey biliyorum zannediyordum hayatta ve bunlar benden 20 yaş küçük çocuklardan bahsediyorum. O kadar öğrettiler ki ben hazırladım, yani tez hazırlamış gibi oldu. Çok güzel. Sadece usta bir tiyatro sanatçısı değil, aynı zamanda iyi bir tiyatro izleyicisisiniz. Bu sezon izlediğiniz, çok etkilendiğiniz birkaç oyun ismi verebilir misiniz? Tabii. Ivan Ivanovich var mıydı yok muydu? Tiyatro adam. Seyrettim ve çok beğendim. Gülünç Karanlığı ben geçen sene seyrettim ama o aslında sezonun oyunu olarak geçiyor ve şöyle oldu yani o oyunun organik bağı. Çok sevdiğim insanlar oynuyor için elbette de. Yani Gülünç Karanlık ödül alıyor veya ödüle aday oluyor. Ben böyle eve aday olduğumda anne ya aday olmuşum diye girdiğim bir his var. Öyle giriyorum yani. Sanki ben onların provalarındaydım. Bütün sıkıntılarını çektim. Bütün kahkahalarına ortaktım ve oynuyor ve şu anda sürekli gidip gidip heykelcik kucaklıyorum gibi yani. Çok sevdiğim bir oyun oldu. Metniyle de, yazarıyla da, yönetmeniyle de ve takım oyunculuğuyla da. Aslında bakıyorum Ivan da tam bir takım oyunu. Şatonun Altındakiler diye bir oyun seyrettim. O da iki kişi olmasına rağmen tam bir takım oyunu. Bir dakika bu sene seyrettim. Düşünmem lazım. Çok oyun seyretmedim bu arada. Yani Afife'de jürilik yaparken tabii çok yani 100'leri 190'ları falan yok 190'ı bulamaz. 110'ları falan buluyordu bazı zamanlar, bazı sezonlar. İki gecede bir tiyatro seyretmek gibi bir şeydi. Bu sene öyle bir şey uygulamadım. Bilerek uygulamadım yani. Seçe seçe gittim. İki tane, üç tane mi sayabildim ya? Daha bayağı gittim. Bulurum, buldukça söylerim ama yani bu üçü demek ki çok aklımda kalmış sonuçta. Çok güldüğüm bir oyun vardı. Onun ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Neyse şu üçü bilinsin ki Gülünç Karanlık, Ivan Ivanovich var mıydı yok muydu? Şatonun Altındakiler. Kel Şarkıcı. Taşra Kabare, Nergis ve Cemal'in. harikaydı. Heyecanlandığım oyun şimdi Günay Karacaoğlu'nun, Murat Bey'in yazdığı Baba Sahnedeki oyunu çok merak ediyorum. Evet ilk aklıma gelenler bunlar yani. Biraz şey detoksu yapmışım. Oyun izlememe detoksu yapmışım bu arada onu fark ediyorum. Peki. Kültürsanat.com.tr adına ve kendi adıma bize zaman ayırdığınız için, değerli vaktinizi bize ayırdığınız ve güzel görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.